Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda bu yeni yıl elbisesi çalışması yapmıştık. Tabii ki bunun şapkasını da yapacağız. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet, hemen şapkamızın yapımına geçelim. Öncelikle iplerimi tanıtayım. Kırmızı olarak yapacağım ipim Etrofil Jeans. Bunu 3,5 numara tığla öreceğim. Diğer beyaz kısımda yapacağım ipim de Alize Baby Soft Plus. Onu da 4 numara tığla öreceğim arkadaşlar. Şapka yapımına geçmeden önce hemen beyaz ipimizle şöyle bir pompon yapalım. Çünkü şapkamızın kuyruğu ince ve uzun olacak. Sonradan takılması zor olacağı için hemen benim şöyle bir makinem vardı. Ama makineniz yoksa şöyle elinizle de sarıp bir pompon yapabilirsiniz. Şapkamıza başlamadan önce de yeni yıl demişken 2022 yılı bütün dünyaya barış, huzur, bereket, sağlık, mutluluk getirmesini Yüce Allah'ımdan diliyorum. Ve şapkamıza başlayalım. 3,5 numara tığımı aldım. Ben şöyle ilk sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle zincir atarak başlıyoruz ve bu halkayı burada bırakıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın arasından trabzan yapacağım. Bunu bakın böyle çekebiliyorum. Zincirle beraber 12 tane trabzan çekeceğiz arkadaşlar. 2, 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bunu iyice sıkıştırıyoruz ve ilk yaptığım zincirimin tepesine kaydırıyorum. Hemen 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yanındaki bütün trabzanların üstüne trabzan geçeceğim arkadaşlar. Trabzanlarımı geçtikten sonra yine ilk yaptığım zincirimin tepesine batıp kaydırıyorum. Şöyle yuvarlamsı bir şekil oluyor. 1, 2, 3 bunu devam ettiriyoruz.
Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. Evet, bu şekilde 12 tane trabzanı yuvarlak yuvarlak tam 10 sıra yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan pomponumu zor geçireceğim için ben şimdiden geçireceğim. Öyle devam edeceğim. Şöyle yapalım. Karşılıklı geçireyim. Şimdi de buradan çıkaracağım. Ve bağlıyorum. Evet, pomponumuzu da taktıktan sonra örgümüze devam edelim. Bu şekilde 10 sıra yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanlarımı 12 tane devam ettiriyorum. On ikinci trabzanımı da yaptım. Hemen ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırıyorum. Tekrar 3 zincirle devam edeceğim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Biz 10 tane yapacağız. 12 trabzanı böyle 10 sıra yaptıktan sonra 3 tane yine zincir çekiyorum. Tekrar trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir trabzanı çift yapacağım, bir trabzanı tek yapacağım. Burada çift zincirle beraber tek yaptım. Şimdi yapacağım aynı yere tekrar batıyorum. Çift trabzan oldu. Şimdiki trabzanım tek, sonra tekrar çift yapacağım. Aynı yere bir iki tane trabzan yapıyoruz. Sonra yine normal tekli trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi tekli trabzanım, sonra aynı yere iki tane trabzan yapacağım. Tekli trabzanım, aynı yere
iki tane trabzan yaptım. Ve sıranın sonuna geldim. Hemen ilk yaptığım zincirin tepesine kaydırıyorum. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burada 2 tane normal öreceğim. Üçüncüyü 2 tane trabzan yapacağım. İki tane normal trabzan yapıyorum. Üçüncü battığım yere iki tane dolduruyorum. Bir, iki, üçüncü de iki tane dolduruyorum. Bir, iki, üç, aynı yere tekrar dolduruyorum. Bir, iki, üç, tekrar üçüncüye yine aynı yere koyuyorum. Sonra tek bir trabzanımı yapıp tekrar birleştiriyorum. Kaydırıyorum böyle 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Artırmaya başladığımızın şimdi 3. sırasındayız. Şurada başlamıştık artırmaya. Burada da arkadaşlar 3. 3 tane tek yapacağım. 1 2 3 4'üncüye çift yapacağım. Bir, iki, üç, dördüncü yapıyorum. Buna çift basacağım. Evet. Çift trabzan yapıyorum. Bir, iki, 3 4 4'üncüye tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Artırmaya başladığımızın 3. sırasındayız. Burada da 3 tane tekli trabzan yapacağım. 1 2 3 tane. Sonra çift trabzan yapacağım. Aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane tek, bir tane çift. 1 2 3 tane tek, sonraki trabzanım çift olacak. 1 2 3 sonraki çift. Bu şekilde arkadaşlar 1 2 3. sıradayız artırmaya başladığımın. Bir sonraki 4 tane tek, bir tane çift. Ondan sonra 5 tane tek, bir tane çift. Öyle öyle bir 10 sıra yapalım. Şimdi ben 10 sıra yapalım dedim ama 1 2 3 4
5. 6. sırayı yapacağız. Şurada zaten anlaşılıyor. 6. sıramızda 1 tane artırma yapmışız. 2 tane aynı yere trabzan yapmışız. 1 2 3 4 ve şurada en sonunda 5 tane. 5 tane artırma yaptığımız yerlere bundan sonra aynı yerlere devam edeceğiz arkadaşlar. Yani her artırdığımız zaten sayılar da aynı geliyor. Şapkamızı 5'e bölmüş gibi olduk. Burada artırmışım. Aynen aynı yere tekrar artırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane örüyorum. Bir tane çiftli örüyorum. İkinci bu sıramda da ikinci artırmamı yaptım. Bak hepim denk geliyor. Onlara dikkat edelim. Her sırada 5 tane artırmamız olacak. Böyle her sıra 5'er tane artırdığımızda kime yapıyorsak çocuğumuzun başının çevresine kadar büyütelim arkadaşlar. Ben yaptığımda yine söyleyeceğim size bu kadar yaptım diye. Şimdi burada artırma yapmışım. Aynı şekilde ben de yapıyorum. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Her sıra 5 tane artırma yapacağız. Şimdi burada artırmışım. Tekrar artırıyorum. Bu şekilde büyütmeye devam edelim arkadaşlar. Şurada karışıklık olmasın diye tekrar açıklama gereğini hissettim. Şimdi artırmaya başladığım yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıradayım. Şuradaki zinciri saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane tek, 8. sırada bir tane çift. 9. sırada 9 tek, bir tane çift. Şimdi 8. sırayı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tek yaptım. Zaten şurada da örgümüz yani şapkamız 5'e ayrıldı. 5 tane artırma yeri var. 8 tek, 1 çift yapacağım buraya. Bakın hep burada çift. Aynı yere denk geliyor. Burada artırmam var. Burada artırmam var. Burada 3. artırmam, 4. artırmam ve 5. artırmam. Bu şekilde çocuğumuzun
baş çevresine kadar örelim arkadaşlar. Şapkamızın artırma işlemini ben tam 18 sıra yaptım arkadaşlar. Bu kısım yeterli benim için. Bundan sonra baş kısmını yapacağım. Hiç artırmadan öreceğiz. Buraya da 14 sıra kadar, çocuğunuzun başına kadar, yani alnının üstüne kadar, oradan da 2 santim beyaz yapacağımız için ona göre ölçerek 14 ya da 15 sıra örelim. Bundan sonra hiç artırma yapmayacağız. Bu şekilde öreceğiz. Şapkamızı artırmalardan sonra ben 15 sıra ördüm arkadaşlar. İstediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi ben bu kırmızı ipimi kapatacağım. Hemen beyaz ipimi geçeceğim. Üç tane zincir çekiyorum ve burada da aynı elbisede yaptığımız gibi ipimiz kalın olduğu için 4 tane zincirle beraber trabzan yaptıktan sonra bir tane atlıyorum. Şimdi zincirle beraber 4 tane oldu. Buradaki trabzanın üstüne batmıyorum. Bir tane atlayıp tekrar 4 tane yapacağım. Bir tane atlıyorum. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz arkadaşlar. Sonra şapkamızı bitiriyoruz. Kenar kısmının 3. sırasına şimdi geçiyorum. 3. ve son sıramıza. Aslında burada biz lastik yapmamız lazımdı. Başından kaymasın diye, ama bu iple zor olacağı için normal trabzan yapıyorum. Sonradan çocuklarımız şapkayı pek başında tutmadıkları için hemen çekiveriyorlar. Ben şöyle bir yöntem yapacağım. Her tuhafiyede bulabilirsiniz böyle bir lastik ip. 2 sıra iğne ile iç taraftan bu lastik iple geçeceğim, biraz sık olsun diye. Şimdi 3. sıramızı da yapıp bitirelim. Üçüncü sıramın da sonuna geldim arkadaşlar. Hemen ilk yaptığım zincirin tepesine batıp bir zincir çekip kapatıyorum.
buradaki ipleri hemen arkadan geçirip kaybedelim. Evet, şuraya ben lastik geçireceğim diye söylemiştim. Hemen iğnemi o lastik ipten takıverdim. Arka taraftan şöyle geçiriyorum. Bu ipi, her şey, lastik ipi her tuhafiyecide de bulabilirsiniz. Bu şekilde bu sıradan bir de şu sıradan geçirelim. Sonra ucumuzu şuradaki uçla bağlayalım. Biraz sıkıştırıp şöyle olsun. Bitirelim arkadaşlar. Evet, böylece şapkamızı da bitirdik arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.